Beyaz fon üzerinde siyah harflerle Beyaz Baston Festivali 2016 yazısının hemen altında Engelsiz İletişim Derneği'nin, en altta ise Boğaziçi Üniversitesi'nin Getim'in logoları var. Bir gün! Bir gün! Herkesle aynı anda! Herkesle aynı anda! Erişilebilir biçimde! Erişilebilir biçimde! Her filmi izleyince! Her filmi izleyince! Her kitabı okuyuncaya! Her kitabı okuyuncaya! Her eğitim kurumuna engelsizce girinceye! Her eğitim kurumuna engelsizce girinceye! İmzamızı eşit atıncaya! İmzamızı eşit atıncaya! Oyumuzu engelsiz kullanıncaya! Oyumuzu engelsiz kullanıncaya! Üretime tam katılıncaya! Üretime tam katılıncaya! Tombul harflerle du, dokun, kokla, gerçeği çokla yazdı. Üzerinde çeşitli boylarda taşlar olan masada iri ve sanki bir ayak izinin olduğu taşa iri neredeyse dokunmak üzere. Bundan üretiliyor. Sofra tuzu. Doğal hali bu. Şimdi ben bunu ağzıma tadına baksam tuz gibi olur mu acaba? Bakabilirsiniz, tuz gibidir. Hiçbir şey olmaz. Dilinize hafif dokundurun, tuz gibidir. Hakikaten de tuz. Evet. Hakikaten doğru, tuzmuş yani. Güzelmiş valla. Dokunarak öğreniyorum standı. Stand yazısının hemen yanında içini kurtlar yemiş ağaç görünümlü bir taş var. Selmakaya. Taşlaşmış neredeyse kol kalınlığındaki dişi Selma elini aldı. Hortumu ortu şurada. Bunlar İki yanında defans dişleri var. Defans dişleri. Defans dişlerini de getirdim. Bu kulakları mı? Evet, defans dişi en gerçeği. Koku standında birinin elinde koku çubuğu olan iki görme engelli genç kadın görevlinin uzatacağı şişeyi bekliyorlar. Keçe kumaşı daire şeklinde kesip arasından yeşil tahta kaşık geçirerek başı, boynu ve gövdesi oluşturulan kaplumbağanın sırtını da ceviz kabuğuyla kaplamışlar. Yurttepe çok programlı Anadolu Lisesi standı. Boy kavramını öğretiyoruz. Şu an ellediniz. En büyüğü bu mesela, evet, değil mi? Hayır, şu an çok güzel. Evet. Farklı boyutlarda. Evet, farklı boyutlarda. Burada da bir filimiz var, çocuğa yap boz şeklinde getiriyoruz önüne. Çocuk ilk önce şeklini bir kavruyor elleriyle. Ondan sonra bozuyor. Evet. Orta parmağında ince bir yüzük olan kadın yaklaşık iki karışlık bir plakaya kabartılmış sakal. Bir eli diğer omzunda ve orak benzeri alet taşıyan tarihi figüre dokunuyor. Yücel Tekin elinde tarihe dokunmak ya. Stat yazısı var. Bir esere dokunuyorsunuz. Hemen yanında sağınızda Davut var. Davut bu mu? Evet. Athena var. Sizin bu dokunduğunuz. Platon var. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kibere var. Yani... Bunlar aynı zamanda kişiler kulaklık takıp yanlarında bunların şeyinde dinleyebiliyorlar değil mi? Şu basılarak. Evet. Düğmelerde o eserler hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Evet. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Buna bastığım bu zaman yanındaki. Son parçamız bu sıradaki. Arzu Şensoy, Aslı Güven sahnede ayaktalar. Önlerinde mikrofon, ellerinde Braille baskılı kağıtlar var. Hemen arkalarında Turgay Gümüş, Orhan Yeter, Eyüp Sultan Aylar oturarak enstrüman çalıyorlar. Aynı harflerle Braille, baston, bilişim, eşit, engelsiz erişim yazdı. Braille standında taktil ödeviyim diyen, gören bir genç kızın hemen arkasında çimene yayılmış oturan öğrenciler kırmızı çatısıyla Fen Edebiyat Fakültesi var. Braille standında Seda Güney. En meşhur standımız, şu an sakin görüldüğüne bakmayın, çok dolu. Şu anda bir misafir var. Var mı? Evet, Seda'cığım ne söyleyeceksin Braille standı ile ilgili? Burada körler nasıl yazıyor? Evet, mikrofonu tut yoksa duyulmuyor. Onu gösteriyoruz. Körlerin kullandığı Braille alfabesini gösteriyoruz. Hatta bir arkadaşımız burada yazdı. Üzerinde açılmış laptoplar, minik hoparlörler ve bilişim standı. İngiliz standın önünde Beyaz Baston ile durmuş mikrofonu açıklama yapan yetkili bulunuyor. Sarper Arıkan. Bilişim standımızın bu yıl farklı teması var. Bunlardan bir tanesi. Özellikle Seslerin Büyüsü ismini verdik. Nedir bu? Farklı kayıt teknolojileriyle kaydedilmiş rahatlatıcı seslerin insanlar üzerindeki
hem etkisini hem de rahatlatıcı etkisini hem de 3D deneyimini yaşatmayı hedefledik biz bu sefer İstanbul'da. İstanbul sokaklarının canlandırıldığı parkurda beyaz bastonuyla bir erkek çocuk donlardan ve dubalardan yapılmış engellerin arasında dolaşmaya çalışıyor. Engin parkurda. Tamam, ben hazırım. Evet, şu an başladım. Parkura girdim. Evet, ilk bir şeyi gördüm orada. Evet, çarpmadan geçmeyi başardım. İlerlemeye devam ediyorum. Engin, genişletme duvarı. Evet, parkura değdim. Evet, burada evet, nasıl geçeyim buradan devam ediyorum. Engin parkurun sınırı olan şeritleri bastonuyla geçti. Engin'in gözünde engel algılayıcı gözlük de var. Kasetçalar, CD, flash, disk ve basın materyallerle yeten masası. Nurşen Korkmaz. Evet, geçen 2006 yılından bu yana hizmet veriyor. E-kütüphanecilik hizmeti de veren, Türkiye'deki her bir görme engelli kullanıcıya hitap eden, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilere de destek veren bir kurum. Bu dinlediğinizde gönüllü okuyuculardan çeşitli örnekler aldım ve yeni bir küçük kitapçık gibi bir şey oluşturdum. O dinlediğiniz şey o. Şimdi standımı size tanıtayım. Gönüllü okuyucu için bir eğitim CD'miz var. Gönüllü okuyucu olmak isteyenlerin dinlemesi gereken bir CD bu. Garanti Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen akut semineri. Konuşmacının arkasındaki barkovizyonda bir kurtarma ekibinin çalışırken bir fotoğrafı var. Güney Meydan. Aynı harflerle erişilebilirlik bir haktır, ayrıcalık değil yazdı. Beyaz plastikten yapılmış çeşitli şekillerin olduğu standta Engin elindeki büstü inceliyor. Ümran Alan hemen yanında. Eserlenen çeşitli eserler olarak sizlerle buluşturmayı hedefledik. Tüm katılımcılarla buluşturmayı hedefledik aslında. Evet, şu an ben galiba diz çökmüş, kaplumbağanın üzerine diz çökmüş olan evet. Afrodite'yim diyorum değil mi? Evet, evet. Nereden bildin diyeceksiniz, daha önce dokunmuştum oradan arkadaşlar, yoksa yani. Evet, başka neler var burada? Başka, şöyle bir büstümüz var. Bunu da tanıyacağınızı düşünüyorum. Bunu unut, Nefertiti miydi bu? Evet, neydi? Nefertiti. Evet, çok güzel. Sarı kartonun üzerine başkalaşımın dört evresindeki kurbağalar, üç boyutlu printer'da basılarak yapıştırılmış. Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi ile birlikte bir TÜBİTAK projesi yürütüyoruz. O kapsamda fenin daha engelsiz bir hale getirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Burada da sadece biyolojiyle ilgili birkaç materyal sunduk. Burada kurbağa ve kelebeğin başkalaşım evreniyle ilgili. Şu an ben neye dokunuyorum hocam? Şu anda siz kurbağanın yumurtalarına dokunuyorsunuz. Gayet Braille olarak da yumurta yazıyor zaten. Evet, yazıyor. Burada iri baş larva dediğimiz yapılar. İri baş, evet bu herhalde evet, iri baş. Evet, iri baş, balığa benzer yani yapıyor. Yumurta sonra iri başa evet, dönüşüyor. Aynen bu, öyle. Bu gördüğümüz oklar oradan gittiğini oradan, gösteriyor. Evet, doğru öyle mu hocam? Evet hocam. Şimdi üzerinde birkaç parça kağıdın olduğu standta biri ayakta, diğer ikisi oturarak üç genç poz vermiş. Atakan Nalbant. Engelsiz Sizgiler 2015 yılında başlamış bir proje. Temelinde tüm görsellere eşit ve erişilebilir bir şekilde ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için de ilk defa çizgi romanlarla yola çıktık ve şu ana kadar 8 tane çizgi romanı görme engellinin erişimine sunduk. Getem kütüphane ve engelsizçizgiler.com üzerinden. Bundan sonra da yapabildiğimiz kadar çizgi roman betimlemesi yapıp çizgi roman kültürünü görme engellilerde yaygınlaştırmak istiyoruz. Anıtkabir'in maketine dokunan bir görme engelliye başka bir arkadaşı elinde tutarak yardımcı oluyor. Sarışın orta yaşlı bir kadın da özgürlük heykeline bakıyor. Uygun Yılmaz. Bu arada İsmet Önlü şeydi mezarı. Bu da şu, evet, bu tarafta. O Mozzarella'nın olduğu yer. Mozzarella'nın olduğu yer, evet. Onun karşısına doğru bu kenarlar, şu dokun, buralar müzelerin olduğu yerler hep böyle. Ha, burada müzeler var. Müzeler var. Burada İsmet İnönü'nün mezarı var. Evet. Yine burada da müzeler var. Bu kesin Aslan Yol, burla buradan çıkılıyor. Burada Aslan Yol. Anladım. Evet. Şimdi noter marşı söylenirken görüntüleri kaydeden kişi kabartma Latin ve Braille harflerle noterler birliğine teslim edilmek üzere basılmış dilekçeyi masadan alıp okunacak şekilde havaya kaldırdı. Ekranda sadece farklıyız, daha eksik değil yazdı.
üzerinde şeker hamurundan Latin ve Braille harfler olan bisküviler. Evet, nasıl yaptın poğaçayı anla? Bir tane margarini erittim. Ölçüler çok düzgün değil. O yüzden ölçüleri söylemeyeyim. Margarini erittim. İçine biraz da sıvı yağ koydum. Yumurta, yoğurt, un, kavartma tozu ve tuz koydum. Bir fıncık şeker de koyabilirdim ama onun onların hepsini yoğurdum. Ve daha sonra da için hazırladığım peynir ve maydanozu elimde açıp yaptım. Düzleştirdiğim poğaçaların içine koydum, kapattım ve tepsiye güzel yerine yumurta sarısı koyarak sürerek pişirdim. Ortası delik siyah ve deliksiz beyaz tavla taşlarını tutan bir çift el. Gökhan Gülgör. Renkleri ayırmak için taşların. Siyah taşların üzerinde çivi var. Bakın şöyle arkadaşlar, kale tuşuna eliyorum şu an. Çiviyi görebiliyor muyuz Beyreciğim? Görüyoruz tamam. Bu çivi var. Aynı kalenin şimdi. Beyazında ise ona da bakıyoruz. Bakın boş. Burada yok. Böylelikle hangi kalenin siyah mı beyaz mı olduğunu anlıyoruz. Evet Gökhan'cığım. Kareleri de yine yüksek kareler siyah, alçak kareler ise beyaz diye ayırabiliyoruz. Yüksek kare. Engin nasıl kenara kaçarsan fotoğrafta tamam. Çekiyorlar onu. Yüksek kareler bakın bunlar yüksek. Bunlardan ne oluyor alçak kare Gökhan? Beyaz. Alçak kareler beyaz mı oluyor? Evet. Evet. Burada da aynı mantıkla yapılmış bireyle çok güzel bir satranç kitabı var. Engin elini uzat. Bakalım abi. Burada bakın. Apardık. Siyah kareler dolgulu. Evet. Beyaz kareler ise boş. Boş. Ve burada karelere taşın dizilimini yapmış. Mesela bu WR. Kale değil mi? Evet doğru. Engin ve genç bir adam siyah üzerinde çeşitli renklerde yapıştırmalar olan tandem bisikletine biniyorlar. İş Pedal Derneği. Ön tarafında pilotun kontrol ettiği bir direksiyon var. İki tane koltuk var. İki tane pedal bölümü var. Ön taraf ve arka taraf eş olarak pedal çeviriyor. Ama ön taraf sadece pilotluk yapıyor. Kontrolünü sağlıyor. Evet daha ileride. Binebilecek böyle. Evet ben bineceğim şimdi. Alayım ben mikrofonu. Engin arka koltuğa, genç adam da pilot koltuğuna geçti. Şöyle şu arada yavaş yavaş gidelim ki kamera çekebilsin bize. Tabii. Şimdi, bir dakika. Burada tamam. Senkron önemli değil mi? Aynı anda basmak. Tabii. 1-2-3 diyeceğim. Tamam. 1-2-3. Bisiklet Güney Meydan'ın taş yolunda harekete başladı. Engin'in çevresinde halka oluşturmuş beyaz bastonlu görme engelliler. Her yazılım donanım ve web sayfasını. Her yazılım donanım ve web sayfasını. Dolu dolu kullanıncaya. Dolu dolu kullanıncaya. Her cadde, sokak ve mekanı. Her cadde, sokak ve mekanı. Özgürce gezinceye. Özgürce gezinceye. Tüm yaşamı. Tüm yaşamı. Eşit. Eşit. Erişilebilir. Erişilebilir. Engelsiz kılıncaya de. Engelsiz kılıncaya de. Mücadeleye devam edeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Stand görevlileri ve öğrenciler erişilebilirlik sözünü alkışlarken kamera yuvarlağın içinde hızla dönüyor.